Değerli milletvekilleri, biraz önce 2010 anayasa değişikliği teklifinden konuştuk. Anayasa değişikliğinden konuştuk. Türkiye'yi değiştireceğini, dünyada Türkiye demokrasisini en önde götüreceğinin masalıyla halkın önüne getirilen bir teklifti. Hatırlarsınız, yüksek yargıyı hallaç pamuğu gibi atıldığı, FETÖ'nün yargıya iyice yerleşmesini, çöreklenmesini sağlayan bu teklif hakkında bizler çok konuştuk, çok anlattık ama maalesef bizleri dinlemediniz. Anayasa değişikliği konusunda da, FETÖ konusunda da gene kulağının üzerinize yatmayı tercih ettiniz. Sonra kol kola aynı menzile koşarken sen ben kavgası olunca bu sefer ortaya çıkan tabloda sorumluluğunuzu kabullenmek yerine kandırıldık demeyi tercih ettiniz. Şimdi de boş kağıda attığınız imzalarla yeni bir anayasa değişikliğiyle meclisin huzurlarındasınız. Hem de yetkisini elinden almaya çalıştığınız, içini boşaltmaya çalıştığınız meclisin huzuruna bir rejim değişikliği teklifiyle geliyorsunuz. Bir tek kişinin iki dudağı arasında her çıkan sözün kanun olduğu, yeni bir sultanlığa, diktaya dönüşebilecek bir sistemin teklifini getiriyorsunuz buraya. Alışıldığı üzere şimdi de kimseyi dinlemiyorsunuz. Hadi bizi dinlemiyorsunuz. Tamam, biz muhalefetiz. Ama peki bilim adamlarını, sivil toplum kuruluşlarını, halkı niye dinlemiyorsunuz? Madem bunları dinlemiyorsunuz, niye geçmişe, çevrenize bakmıyorsunuz? Geçmiş tarih maalesef böyle tek bir elde toplandığı gücün, diktatörlüklerin ülkesine ve dünyaya yarattığı acılarla dolu. Bunca yakıcı sorunun içinde, tarın, terörün, kanın, gözyaşının içinde, ekonomik krizin içinde ve maalesef rezil bir duruma düşen dış politikamızın içinde sizin tek bir derdiniz var. Bir tek adamın istediği gibi at koşturacağı, denge ve denetlemenin olmadığı bir sistemi oluşturmak, rejimi değiştirmek. Bunun sonu hüsran. Daha önce de söylediğim gibi çok şeyde, Nazi Almanya'sında, faşist İtalya'da ya da Orta Asya'da ya da daha dikkat etmek isterseniz Latin Amerika'da bunun örnekleri ziyadesiyle var. Değerli milletvekilleri, son dakikalarda dündeki manzarayı izleme fırsatınız oldu mu? Oy kullanma manzarasını. Gerçekten ne yapıyorsunuz? Yani biz mahalle delegelerini seçerken bile ellerimizde bu manzarayla karşılaşmadık. Aklınızı, iradenizi niye ipotek altına aldırıyorsunuz? Bakın, aklını, iradesini, vicdanını ipotek altına aldıranların 15 Temmuz'da bu ülkeye nasıl zarar verdiklerini hep beraber izledik. Hep beraber şahit olduk. Kendilerini meclisi bombalarken, halkını öldürürken buldular. Biz sanıyorduk ki onlar askerler. Biz sanıyorduk ki onlar hakimler, polisler. Ama meğerse birer kuklaymışlar. O yüzden sizler de aklınızı, iradenizi kimsenin altına ipotek ettirmeyin. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burası millet...